Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün karamelli sütlü tatlı yapıyoruz. 50 gram tereyağını erittim. Üzerine dolu dolu bir kaşık süt kaymağı verdim. Bir bardakta 200 cc'lik bardağımla un döktükten sonra güzelce kavurdum. Hızlı hızlı kavurduğunuz takdirde topaklanma da olmuyor. Bu aşamada yavaş yavaş süt vereceğim. 1 litre sütüm var. Ben köy sütü aldığım için böyle şişede ölçtüm. Yavaş yavaş ilave ediyorum sütümü. Sürekli karıştırıyorum. Sürekli karıştırırsam topaklanma olmayacaktır. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımı yeni fark ettiyseniz lütfen biraz gözden geçirirseniz çok mutlu olurum şöyle bir dolaşın Hadi kanalımda tariflerimin açıklamalarını da ayrıntılı olarak yazıyorum mutlaka uğrayın sütümü tamamını daha henüz vermedim yavaş yavaş dediğim gibi çok iyi karıştırıyorum bu aşamada topaklanma olmuyor isteyen yumurta da ilave edebilir Eğer yumurta ilave edecekseniz Yumurtanın sarısını daha önce bir miktar sütle çırparak karıştırabilirsiniz. Yoksa süt ısındıktan sonra kesilme olabilir. Artık 200 cc'lik yine aynı su bardağı ölçüsüyle toz şekerimi ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Ocağımı biraz kıstım. Artık Yavaş yavaş koyulaşmaya başlayacak. Vanilya verebilirsiniz bir paket vanilya fakat ben meyve aromalarını çok seviyorum bu tür tatlılarda. Daha önce hazırladığım limon kabuğunu toz şekerle ovarak dondurucuya kaldırmıştım. Bir tatlı kaşığı ilave ettim ve artık ağırlaşmaya başladı muhallebim. Bu muhallebi tavuk göğsü tarzında da oluyor iyice karıştırıyorum hiç ara vermeden eğer burada bir topaklanma hissederseniz blenderdan da yardım alabilirsiniz artık bakın pıt pıt yapmaya başladı yanardağ volkanı gibi ocağımı biraz açmıştım tekrar kıstım ve kapattım artık servis yapacağım Kuplarımı hazırladım. İsterseniz büyük bir cam kaba da koyabilirsiniz tatlınızı. Bu takdirde tatlınızın alt kısmını ıslatmanız gerekebilir. Ben kuplara verdim ve hiç ıslatma yapmadım. Üzerine karamelini hazırlayacağım. Fakat şimdi artık kaşığımın bir tatlı kaşığımın arkasını ıslatarak üzerlerini hafifçe düzelttim. muhallebim dinlenirken ben karamel kısmını hazırlıyorum dolu dolu bir kaşık buğday nişastasına bir çay bardağı su verdim ve güzelce karıştırarak eziyorum artık karamelime başlıyorum teflon tava kullanmanızı tavsiye etmem çelik veya emaye olabilir bir çay bardağı toz şekeri tavayı sallayarak Normal orta ateşte zaman zaman hatta kısarak karamelize olması için kavuruyoruz. Kenarlarından bakın yavaş yavaş rengini değiştirmeye başladı. Artık tahta kaşık kullanabilirim. Evet güzelce karıştırıyorum. Rengini iyice koyulaştıracak. Zaten nişasta da ilave edeceğim için rengi biraz açılacaktır. Beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bu tatlıyı şiddetle tavsiye ediyorum. Hafif tatlı ve lezzetli bir tatlı. Artık bakın iyice koyulaştı ve kenarda 200 cc'lik bardağımla suyum var. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Yalnız ilk etapta kabaracaktır. Korkmayın sakın. Yukarıya doğru bakın kalkıyor. Ocağım kısık. Ve ikinci aşamasını da verdim suyun. Şimdi suyun zaten sıcaklığıyla tüm şekerler eriyecek. Artık hazırladığım nişastayı ilave edeceğim. Sizlerin önerisi varsa onları da yazın lütfen. Yorumlara bekliyorum mutlaka. Yaptığınız takdirde de geri dönüşlerinizden haberdar olmak isterim. Eminim ki sizler çok daha güzel yaparsınız. Artık nişastamı ilave ediyorum ve hızlı hızlı karıştırıyorum. Bir süre sonra pelte pelte olmaya başlayacak. Nişastamın ikinci bölümünü de ilave ettikten sonra ocağımı kıstım. Bu arada tavuk göğsü muhallebilerim de iyice kıvamını aldı zaten kupların içerisinde koyulaştı. Karamelim de bakın ne kadar güzel pelte kıvamında oldu. Bunun içerisine bir de ceviz attığınızı düşünün. Eğer isterseniz kutların üzerine de bebe bisküvisi bırakabilirsiniz birer tane. Bebe bisküvisinden sonra bu karameli dökerseniz de yine farklı bir lezzet verecektir. Artık ocağımı kapatıyorum. Ve sunum aşamasına geçiyoruz. Şöyle üzerlerine İkişer kaşık karamelden veriyorum ve güzelce dağıtıyorum. Bir süre buzdolabına kaldıracağım. Daha sonra üzerine ufacık dokunuşlar yapacağım. Bu size kalmış. Umarım beğendiniz. Yeni tariflerde görüşürüz inşallah. Harika bir kıvamı oldu. Rengi de çok güzel oldu. Üzerine ben Frenk üzümüm vardı. Onlardan ilave ettim. Hadi şimdi birlikte kıvamına da bakalım. Nasıl olmuş? İnanın ben çok beğendim. Şimdilik hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun. Yeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Sebiliyorsunuz. Oh misler gibi olmuş.